İstanbul'daki Hatay günlerinde bugün de yoğun ilgi var. İstanbulluların bu fuara bugün de bayağı ilgisi yoğun. 26-30 Eylül tarihleri arasında 8.si düzenlenen İstanbul'da Hatay günleri yurt içinden ve yurt dışından gelen ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor. Bu yılki teması barış, hoşgörü ve kardeşlik olan Hatay'ın kültürel zenginliklerini daha geniş kitlelere aktarabilmek, şehrin sosyoekonomik gelişimine katkıda bulunmak adına düzenlenen İstanbul'da Hatay günlerinde ziyaretçiler, şehrin sahip olduğu kültür, tarih ve gastronomi mirasını yakından tanıma fırsatı bulacak. Hatay künefesini yemiş miydiniz? Yedim. Hatay'da yedim. Hatay'da yerinde yediniz. Evet yerinde yedim. Sevdim. Hemen koşa koşa geldim bugün. Benim afiyet olsun. Ne yedik? Sağ olun. Künefe yedik. Hatay künefesi meşhur dediler. Biz de dedik oturalım bakalım bir yiyelim. Hakikaten meşhur dedikleri, güzel dedikleri kadar varmış. Bize burada senelerdir künefe diye başka şey yediriyorlarmış. Hatay İş Adamları ve Bürokratları Derneği tarafından bu yıl 8.si düzenlenen İstanbul'da Hatay günleri, İstanbul'da Maltepe sahil etkinlik alanında yurt içinden ve yurt dışından gelen ziyaretçilerini ağırlıyor. Bu yılki teması barış, hoşgörü ve kardeşlik olan ve neden Hatay'a gitmeliyiz sorusuna yanıt bulacağı, Hatay'ı tüm yönleriyle tanıtmayı hedefleyen etkinlik 30 Eylül'e kadar devam edecek. Hatay'ın lezzetini İstanbul'a taşımış durumdasınız. Evet. Nasıl şu anda işler? Vallahi hava muhalefeti yüzünden bu geçmiş yıllara göre biraz sönük ama hava düzeldi, insanlar gelmeye başladı. Son iki günde İnşallah yağmur yağmasın, buraya girilmez efendim. Şehrin yerelden globale tanınırlığını ve şehrin ziyaretçi sayısını arttırmak hedefiyle düzenlenen organizasyon, sanayi alanında da istihdamı arttırmaya dönük çalışmaları teşvik etmeyi amaçlıyor. Gerçek anlamda Hatay'ın tanıtıldığı organizasyonda sadece ve sadece Hatay il esnafı ve sanatkarları yer alıyor. Medeniyetler Diyarı, Hatay'ın kültürel zenginliklerini daha geniş kitlelere aktarmayı amaçlayan organizasyonda, Hatay'ın orijinal özelliklerini koruyan özgün ve doğal tatları, el sanatları, tarım ve gıda ürünleri ziyaretçilere tanıtılıyor. Ayrıca kına gecesi, aba güreşleri, mozaik yapımı, Antakya Medeniyetler Korosu'nun vereceği konser gibi kültürel etkinliklerin yanı sıra her akşam çeşitli konserler de ziyaretçilerle buluşturulacak. Kolay gelsin efendim. Sağ olun. Neler şu anda sunuyoruz? Hatay usulü kağıt kebaplarımız var, tepsi kebaplarımız var, dolmalarımız var, oruklarımız, içli köftelerimiz, biberli ekmeğimiz var. Şurada gördüğünüz gibi tandırda yapıyoruz. Tamamen Hatay'a ait yöresel yemekler. Hatay'ın yöresel yemekleri, özel Hatay'ın etlerimiz de Hatay'dan gelmiştir. İçli köftelerimiz, oruklarımız hep de Hatay'dan gelmiş. İyi, şükürler olsun bugünümüze. Biraz var, hava muhalefetinden dolayı tabii ki biraz işlerimiz düşük ama çok şükür hava da açıldı. İnşallah düzelecek. Hatay'ın yöresel lezzetlerinden halhalı zeytin, yeşil zeytini var burada. Normal farklı çeşitlerden 3-4 çeşit, en az 5 çeşit kırma zeytin de var burada. Yeşil zeytin. Halk arasında altun dedikleri siyah zeytin de burada bulmamız mümkün. Kameraman arkadaşım buradan zeytin yağları, Hatay'a özgün, Hatay'da imalat edilen zeytin yağları görüyorsunuz. Burada da işte domates salçası, biber salçası. Unutmayın, Hatay'ı İstanbul'da 30 Eylül'e kadar ziyaret edebilirsiniz. Efendim, kolay gelsin, hayırlı işler. Hangi tür sabunlar var burada? Bize anlatabilir misiniz? Sabun çeşitlerimiz, bıttım sabunumuz var, eşek sütü sabunumuz var. Ondan sonra ısırgan, keçi sütü, argan, ballı sütü sabunumuz var. Burada özellikle çam, arduş kökürtü sabunumuz var. Mantar için, egzaman için, genç arkadaşlar sivilce için birebir olan bir sabunumuz var burada. Bunu %100 bunu tavsiye ediyoruz özellikle. Ondan sonra kökürtü sabunumuz var, saf zeytinyağı sabunumuz var.